Sevgili arkadaşlar, bugün 1 Ağustos değil mi Avni abi? 2 mi? 1. Bugün 1 Ağustos 2021. Ağrı Goncalı köyünde Tevfik abinin misafiriyiz. Sabah kahvaltısında. Sabah kahvaltısında bakın ne yiyoruz. Bak şöyle söyleyeyim. Bak önce göstereyim şöyle. Ama detayını bu şey en iyi detayını burada yap. He. Aman abi ne yapıyorsun şimdi sen? Kahvaltı yapıyorum abi. Nasıl kahvaltı yapıyorsun öyle? Öyle kahvaltı mı olur? Hocam, abi şunu görüyor musun? Bu nedir? Nedir? Yoğurt. Tamam. Bu nedir? Polen. Evet. Bu ne? Bal. İşte kahvaltı. İşte kahvaltı. Hocam şeker yapmıyor musun sen de bu? He? Şeker yapmıyor musun? Abi yapmaz. Yapmaz diyor. Bu şeker yapmaz. Her zaman sen böyle mi yersin? Fırsatı eline geçirdiğim zaman. Hele misafirlikte bayılırım böyle yemeğe. Demek ki ama sen bir ara öyle diyordun ya. Ballı ben yoğurt yerim diyordun sanki. Evet doğru. Bir zamanlar bu konuda su içiyorum kampanyası vardı hatırlıyor musunuz? Olsun ben yapmıştım o kampanyayı hatırlıyorum. O kampanyada bir de ayran, ısrarla. Bir de ayran vardı. Israrla ayran içiyorum kampanyasında. Bana ısrarla ayran içiyorum dediler bana. Hı. Çekim yapıyorlar bana. Dedim ki hayır ben ayran içiyorum demem. Niye? Dedim getirin bana bakayım bir kovan. Boş kovan. Getirdiler. Bana bir kase yoğurt getirin. Getirdiler. Bir kaşık getirin. Getirdiler. Girdim yoğurda. Dedim ki ben yoğurdu aynen böyle bak. Ben yoğurdu kaşıkla yer. Kaşıkla yer ayranı içerim dedim. Ama tek başına ayranı içerim demem dedim. Millet kırıla gülmeye. Evet evet. Evet abla eline sağlık. Reyhan Hanım. Afiyet olsun. Çok güzel yemekler yapmışsın her zamanki gibi. Afiyet olsun. Şu ne? Peynirli yumurta yapmış. Peynirli yumurta mı var? Peynirli omlet. Burada başka peynir var. Zeytinyağı var. Herhalde Aydın'da mı geldi zeytinyağı? Biz 15 yıldır hiçbir şekilde hep zeytinyağı kullanıyoruz. Burada dostlarımızın sayesinde alıştık ve tabii sağlıklı olan, doğal olan da zeytinyağı. Zeytinyağı. Tereyağı da var. Tereyağımız Karadeniz'de olduğumuzun işareti. Karadeniz'de tereyağı geldi. Evet. Tulum peynirin var. Evet. Onlar bu yörenin. O da Ağrı'nın. Evet. Bal var. Bal kendi ürünü. Bu bal da Avni abi yetmez yalnız biliyorsun değil mi? Olsun. Kıvanlar da çok var. Avni Bey'de şeker var. Fazla yiyelim. Güldürme beni. Güzel. Evet. Evet arkadaşlar. Bu videoyu niye çektim biliyor musunuz? Aslında çekiş amacım sadece balı nasıl yersek daha isabetli olur diye düşünüyorum. Çünkü yoğurtta bulunan laktik asit şu üzerinde bulunan poleni en iyi çözen ürünmüş. Polen biraz çok güçlü bir ürün olduğu için midede uzun zaman alıyor onun eritilmesi. Ama eğer bir poleni yoğurda akşam koyup sabahleyin yerseniz veya sabahleyin akşam koyup sabahleyin, sabahleyin koyup akşam yerseniz çok daha rahat olur. Bundan sonra Avni abi yoğurdu balla yiyordu ya. Şimdi ona bir şey daha ekleyelim. Yoğurda hem bal hem de polen eklememiz lazım. Tabii Avni abi haklı. Burası balın da polenin de merkezi olduğu için bu kadar rahat koyuyoruz. Ama herkes bunu bu kadar rahat koyar mı? Vallahi eğer çok alırsanız ucuzlar fiyatlar. Herkes bu işe girerse bu fiyatlar ucuzlar. Ucuzlarsa da herkes polen de yer, bal da yer. Bu sene bal nasıl Sevgi abi? 2021 belki son 50 yılın en kurak ve en kötü yılını yaşadık bu yıl. Hani, bal olarak mı? Bal olarak. Bu tüm çiftçiler için geçerli. Yani Türkiye'yi baştan sona
öyle her yerden haberimiz var. Arkadaşlarla görüşüyoruz. Hem balda hem bütün toprak ürünlerinde bu yıl çok kötü bir yıl yaşıyoruz. Yaşadık. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunları bir daha görmeyiz. Evet. Ana abi ben daha çekerken sen de bitirdin vallahi ha. Şimdi ben dostlarıma ne diyorum biliyor musun? Ha. Böyle sofralarda sizin diyorum elinizi bağlayın. Bağlayalım. Benim de ayaklarımı bağlayalım. Oturalım yemeğe. Bakalım kim nasıl yer. Hocam çok cömertsin sen ya. Yani benim elim bağlanacak değil mi? He. Senin ayağın bağlanacak. Benim ayağım bağlanacak. Oturacağız, yiyeceğiz. He. Ne kadar mutlu, adaletli. Ama hocam biliyorsun ki ben elsiz de yemek yerim ama yani bunu unutuyorsun galiba. He? Özellikle yoğurt oldun mu el olmadığında yemek yeriz biz yani. Başımıza sokarız. Bir bakayım mı? Bir ye bakayım mı? Göreyim mi? Henüz elim bağlanmadıysın. Evet arkadaşlar. Tekrar söylememde fayda var. Poleni yaşlı prostat olan insanlar için çok tecrübe olarak öneriyor Tevfik abi. Poleni her gün ister böyle yoğurtla beraber yiyin, ister balla karıştırın, ister karışımı yapın, ister direkt ağzınıza atın. Böyle atabilirsiniz de. Özellikle çok çalışan insanların enerji bakımından alabilecek olduğu maksimum enerji arı poleninde var. Ha, bir şey daha var. Polenin sahtesini yapmak öyle çok kolay değil bu arada. O yüzden polen buldunuz mu affetmeyin. Polende benim bir açıklamam olsun. Ha. Polen ne kadar çok renkli ise o kadar değerlidir. Neden? Her bitkinin polen rengi, yapısı, molekül yapısı birbirinden farklıdır. Eğer bir polende birden fazla renk varsa 5, 10, 20 renk oranında değerli puan ver ona. Hmm. Düşün ki şurası ayçiçek tarlası. Bu ova. Tamam. Arılar polen topluyor. Polenlerin tümü sarı renkte, tek renkte. O bir puan. Ama onun içerisinde bir de kahverengi bir polen daha var. Etli polenin değeri 2 puan. Bir de mor var. Etli 3 puan. Bir de kırmızı var. Etli 4 puan. Yani böyle sayalım. Yani polenin rengini... Şimdi şuradaki polenlere bakarsan... Siyahından, açık sarısından... Morundan... Hatta beyazından... Kahverenginden... Koyu yeşilinden... Beyazından, koyu yeşilinden... yüzlerce renk var. Yani sayamayacağımız kadar renk var. İşte açık ve net... Göstergesi burada. Yani 10 puan veriyorsun yani. 10 puan üzerinde 10 puan 5 yıldız. He, 10 puan 5 yıldız. Evet. Allah Allah. Peki afiyet olsun arkadaşlar. Mert Bey bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Tabii bir ki. Bir de ben ekleme yapayım. Buyurun. Bundan 20 yıl önce filan Türkiye'de polen üretimi yok denecek kadar azdı. Bu konuda duayen Avni Bey'dir. Hala bir lafı vardır. Tüm arıcılar söyler. Polen tuzağı yani polen tuzağı olmayan arıcı ben arıcıdan saymıyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Polen tuzağı olmayan arıcılardan için bu laf hala geçerlidir. Ve bütün bu polenler Çin'den geliyordu. Şimdi arıcımızın bir başarısıdır bu. Bu arıcımızın artık biz dışarıdan polen de almıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de çok müthiş bir potansiyel var. İşte bu kurak yıllarda en güzel arıcının yapabilecek olduğu polen üretimidir. Şimdiden arkadaşlara daha çok polen üretmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü Türkiye'de böyle bir pazar var. Evet, ben konuya şahidim Tevfik abi. O benimle yaptığı programda bunu söylemişti. Öyle mi? Hatta orada bir şey daha ilave etmiştim. Polen tuzaksız kovan yapan atölyeciye, polen tuzaksız kovan yaptıran arıcıya, hakkımı helal etmiyorum diye. Çünkü bu poleni fırıncı üretemez. Kasap üretemez. Bakkal hiç. Bu görev kimin? Arıcıların. Cenab-ı Allah bu kadar nimeti şu gördüğünüz polene bahşetti. İnsanlara şifa olarak bunu bitkilere yarattırdı. Bunu toplama görevi arıcının. Arıcı bu görevi yapmasa
Onun bir sorumluluğu var. İşte o sorumluluğunu algılaması açısından diyorum ki hakkımı helal etmiyorum diye. Niye? Çok mücadele verdim bu konuda. Evet. İyi biliyorsun televizyon programlarında polen dedik, polen işittik. Polen dedik, polen işittik. Bir ara Polen Dede diye çıkmıştı adımız. Güzel. Polen Dede diye çıkmıştı adımız ama şükürler olsun. Bugün poleni sadece insanlar mı kullanıyor? Hayır. Bakın özellikle Türkiye'de seralarda bombus arılarının çoğaltılmasının noktasında beslenme kaynağı polen. Onlara da hiç kurutulmamış yaş polen. Kovandan alındığı gibi pakete konuyor, derin dondurucuya konuyor. Derin dondurucudan bombus arısı üreten çiftliklere gidiyor. Antalya'da. Bilhassa Antalya'da evet şu anda. Evet, Avni hocam sen yemeğe devam et. Ben de çünkü... Yok ben yemeğe devam edeyim de sen çekime sen devam et. Sen yemedin. Hayır sen çekime devam eyle kardeş. Hocam bak ya. Şu anda son cümlemi kullanıyorum kusura bakma. Evet. Değerli dostlarım, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Çok polen yerseniz zaten abone olursunuz diye düşünüyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bu ekibi de kutluyorum. Çok harika bir kahvaltı yaptığı için. Teşekkür ederim.